arkadaşlar. Bankamlarda kalan... Eğitim modelinde çalışma süreleri güncellendi. İlk tatil Kasım 2019'da. Fiilimsi ekle dediğimiz eklerin alması gerekiyor değil mi? Fiilimsi eklerini... Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim çalışma takvim modelini açıkladı. Buna göre eğitim öğretim yılında gün sayısında değişme olmayacak. Beşer günlük iki tatil eklendi. 180 günlük eğitim sezonunda eksilme olmayacak. Eylül ayında okullar bir hafta önce başlayacak. Yeni uygulamayla eğitim öğretim yılı içerisindeki gün sayısında 180 günlük gün sayısında herhangi bir azalma olmadan 2-5 günlük ara tatil ilave edildi programımıza. İlave edilen ara tatiller için Eylül ayındaki eğitim öğretime başlama tarihi bir hafta öne çekildi. Haziran ayındaki okulların kapanma süreci de bir hafta ötelenmiş oldu. İlk tatil Kasım ayında olacak. Tatiller şu şekilde gerçekleşecek. 18-22 Kasım tarihleri arasında bir günlük bir, 5 günlük bir aramız var. Ardından tekrar eğitime başlayacağız. Yarı yıl tatilimiz 20 ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. 3 Şubat günü eğitime başladıktan sonra yine 6-10 Nisan tarihleri arasında üçüncü ara tatili yapmış olacağız ve nasip olursa 19 Haziran 2020 tarihinde de 2019-2020 eğitim öğretim yılımız sona ermiş olacak. Yeni uygulama öğretmenlerin kendisini yenilemesi, geliştirmesi için önemli. Öğretmenlerimiz de kendileri yaklaşık 49 günlük, 50 günlük ya da 40-45 günlük sürelerde eğitim öğretim arasında bir 5 günlük ara vererek bu aralarda zümre toplantıları, geziler, değişik hizmetçi eğitim programları vesaire kendilerini yenileme fırsatı bulacaklar. Hem de biraz dinlenme fırsatı bulacaklar. Bunun da ben faydalı olacak kanaatindeyim. Yeni sistem öğretmenler bir işleyiş açısından bu şekilde. Peki yeni dönem öğrencilere nasıl yansıyacak? Başlangıç olarak sevindirici bir gelişme, güzel bir gelişme, çocukların gerçek performanslarının, potansiyellerinin ortaya çıkabilmesi için harika bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu dönemde çocuklarımız okula gidecekler, altını çiziyorum. Öğretmenlerimiz de zaten okulda olacaklar. Öğretmenler aralarda öğrencilere eksik ders tamamlama yoluna gitmemeli. Eğitimci arkadaşların, öğretmen arkadaşlarımızın bu beşer günlük programları nasıl dolduracakları, hazır çocuk okula gelmişken eksik kaldığı matematik sorularını çözelim, fen bilgisinden soru çözelim gibi sakın bu tür aksiyonlarla, çalışmalarla karşılaşmayalım diye ümit ediyoruz. Öğrenciler aralarda okullarda olacak, kendilerini geliştirme şansı bulacak. Çocuklarımız okula gidecekler ancak burada müfredata bağlı dersler değil, çocukların sosyal aktiviteler, sanatsal çalışmalar, spor, müzik çalışmaları, doğa gezileri, tarih gezileri gibi programlar olacak.